Kapıyı geç açtınız. Yanlış bir zamanda mı geldim? Ben bir şeyimin uşumdan öyle hemen bir bakıp çıkacağım bir saniye. Defne sen niye bakacaksın? Niye geldin bu saatte? Feryal Hanım gelmedi mi? Feryal Hanım da gelecek zaten. Maşallah saat 10. Kendi kendime bile konuşmuyormuşum ki ben. Film bildiğin kafamın içinde dönüyormuş. Kalk kız Defne. Manyak. Ah. Delirmeden önceki son çıkış. İso! 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 Gel gel. Hayırdır kızım bu saatte? Bir şey mi oldu? Oldu valla. Ay valla anlatmazsam bir bilinçaltı patlayacak. Ya Allah Allah ödümü kopardın. Bir şey oldu sandım ben de. Çök anlat hadi. Çökemem. Çökecek durumda değilim. İyi çökmeden anlat defo. Vallahi nereden başlayayım ki ya? Ya şimdi benim abim başını bir ara belaya sokmuştu yani bu tefeciler mefeciler falan öyle mevzular vardı. Yani hikayeyi ta oralardan anlatmaya başlayacağım ona göre sıkı takip et. Şimdi bu 200 bin lirayı ben nereden buldum biliyor musun? Neriman Hanım diye bir kadın var. Kadın beni böyle şak diye buldu, mahalleye gelmiş. Tabii tanımıyorum, etmiyorum, ne alaka falan dedim ama... Neyse, kadın bana iş teklif etti. Dedi ki, seninle anlaşırsak dedi, ben dedi sana 200 bin lira vereceğim dedi. Sen dedi borcunu ödeyeceksin ama dedi bir şartım var dedi. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında. Kumsaldı bir kum tanesi, kadarmış belki mutlu. Ama dedi, ben dedi ismini söyleyemem dedi. Söylemedi. Neyse, ben ilk gün kahvaltıyı hazırladım. Her şey hazır. Bekliyorum. Aa, kim geldi? Ömer Bey. Beni restoranda öpen adam. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat. La 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 la. Sinan Bey tabii hep işin içinde falan ama bir süre sonra biz böyle çok iyi anlaşmaya başladık. Çok iyi arkadaş olduk. Tabii Sinan Bey hayranlığı falan gitti bende yani. Tutuldu mu ben ne oldu ya? Bir şey oldu bana. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra gittim Yasemin'e kitabı lak diye verdim. Sonra tabii işler karıştı. Ah, işte böyle İso. Ne düşünüyorsun? Vallahi ne bileyim Defocuğum. Mevzu harbiden bayağı karışık. Ama ben senin ne istediğini anlamadım ki. Ya ne demek anlamadım ben senin ne istediğini ne demek? İki saattir ne anlatıyorum ben? Hikaye. Hayır derdin ne yani? Niye kaçtın o zaman? Ne güzelmiş işte her şey. Niye kaçtım ki ben? Vallahi onu sen söyleyeceksin. Kaçan sensin. İstemiyor musun? Hayır. Yani evet istiyorum. Evet yani. Bir insan niye kaçar ki? Düşüncesi bile delirtti. Defocuğum,
en çok korktuklarımız, en çok istediklerimizdir. Dur Kıvırcık. Bekle, birlikte çıkalım. Ben de bir Yusuf'a uğrayacağım. Konuşmamız lazım artık şu kahve meselesi. Mevzu yine ağır galiba. Ya yoruldum be abi. Yorgunum, şaşkınım. Birkaç ay içinde o kadar çok şey oldu ki. Misal? Ya işte eski hayatımı biliyorsun yani. Şimdi onunla bunu kıyaslayınca atlı karıncadan çarpışan odaya binmiş gibiyim. Her yerim yara bere içinde. Hmm. Pişman mısın? Neyden? Yani kafede çalışırken daha mı mutluydun diyorum. Bilmem. Yani hem evet hem ay. Ya uf abi ya, ben eskiden ne istediğini bilen net bir insandım ya. Aşık değildin de ondan. Görüyoruz kızım. Zaten Nihan'la konuşuyorsunuz diye bir şey demiyorum ama. İşte salak değiliz sonuçta, anlıyoruz. Ya, ben kendimi anlayamıyorum ama. Olur öyle, takılma. Hem aşk iyidir, yaşadığını hissettirir adama. Biz aynı şeyden mi bahsediyoruz ya? Çünkü ben kendimi ölecekmiş gibi hissediyorum. Böyle kalbim patlayacakmış gibi oluyor benim. İyidir, iyidir. Hızlı attığındandır o. O aşk şimdi içinden çıkıp gitse misal, bomboş kalırsın. O zaman sıkıntı asıl. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kızım sen yat kalk şükret be. Şu dünyada aşık olmadan ölen insanlar var en acısı. Vay be abi. Sen baya baya romans oldun ha. Kendine mukayyet ol, tamam mı? Eğer seni üzen olursa bir telefonun yeter. Biletini keseriz. Ya, çok şapşalsın. Ben buralardayım. Sarılmak, konuşmak istersen. Buradayım yani. Her zaman. Ya sabah sabah ağlatacağım Befe. Yürü git. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Vedat. Hoş geldiniz Ömer Bey. Saat tam 7, niye bu saatte erken? Çok erken geldiniz. Yoksa dün akşam bir kadınla böyle bir şov oldu da. Sabah bir uyandınız yabancı bir evde. Rahatsız hissettiniz kendinizi, hemen dışarı attınız. Bir kahvaltı falan ısmarlasaydınız ya. Vedat, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Pardon. Pardon. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor da galiba beynime iletmiyor. Öyle bir sorun olmuştu. Sabah samimiyeti. Buyurun bir kahve içelim. Oh, sabah sabah enerjiye bak. Vedat'cığım ben şimdi odamdayım. Sen Nazlıcan gelince söyle odama gelsin. Tamam. Tabii ki. Tabii ki Ömer Bey. Cool adam ha. Vallahi iyi adam. Arkadaş olsak onunla. Böyle buddy gibi, kanka gibi ortamlara aksak. Ha? Ne yürürüm ha? Vedat. İso. İki dakikan var mı? Var. Hayırlı olsun bu arada işin. Üst baş filan o yakıyor ha. Eyvallah. Şey diyeceğim, sen kahveyi devrediyor musun ya? Evet, ediyorum. Bana devretsen. Yani her şeyi ayarladım, kredi mredi yapacağım bir şeyler. Biliyorum böyle damdan düşer gibi oldu ama. Bir dakika ya. Benim kahveyi istiyorsun ha? Evet. Yani İstediğin kızı aldım, yetmedi bir de kahveni ver denmez tabii de. Hani bir yandan da bakınca durum bu.
şu iç güç mevzusunu bir yoluna koymam lazım İso. Vallahi bilemiyorum Serdar. Düşünmem lazım yani. O kadar geniş gönüllü müyüm ben de bilmiyorum vallahi. İçime sinmesi lazım yani. İçime sinmezse sonra içim sıkılır değil mi? Doğrusun. İyi. Tamam o zaman. Sen düşün. Ben haber bekleyeceğim senden. Bu arada kararın ne olursa olsun kardeşimsin İso. Unutma bunu. Eyvallah. Acil toplantı istiyorum. Koray, Yasemin ve Sinan'la hemen. Tamam, tabii şimdi haber veriyorum. Aha. Tamam, geliyorum hemen. Gündemde ne varmış? Niye acil? İyi peki. Günaydın. Günaydın. Küs müyüz hala? Efendim? Haklısın. Ben olsam ben de alınırdım. Dün yaptığım çiğlikti. Laf ağzımdan beklemediğim şekilde çıktı. Özür dilerim. Sorun değil. Ben gömleğin sana yakışacağını düşündüm. Ondan aldım aslında. Bana yakışacağını mı düşündünüz? Canım, meslek hastalığı. Yani moda sektöründeyim ya. Ondan yani. Ha, meslek hastalığı. Anladım. Ben başka bir şeyden sandım da. Değilmiş. Ay Necmi, çabuk olsana. Şirkette olan biten hiçbir şeyi kaçırmamanı istiyorum. Aman Beneliman. Şirkette ne olup bitecek? Şirket işte. Necmi, dolunayda seni parçalayabilirim yani. Neyse ki korişim var. Elim, ayağım, kaşım, gözüm, her şeyim. Hı, ne güzel söyledin işte. Ben olmadığım zaman koriş şirkette olup biteni sana anlatır. Koriş yokken de ben olup biteni anlatırım şirketteki. Böylece gül gibi vardiyalı vardiyalı çalışırız ya. Ay Necmi, ne kadar genişsin. Pes maşallah, kamyon kasası gibisin. Hı, koriş arıyor. Koriş. Ay Nurum, kız ben bittim bittim. Ay dur bitme, ne oldu? Ay Ömer toplantı istemiş, hem de bu saatte. Yani bu saatte benim metabolizmam tam uyanmamış oluyor. Yani dünyada olan biten şeyleri algılayamıyorum bu saatte. Ay evet tatlım, sesin de daha oturmamış. Sade de gel. Kız Nurum, acaba bu külkede soluyu ters mi tepti ha? Yani bak bana bak, sen soktun beni bu işe. Eğer Ömer yalan söylediğimi anlarsın, kız ben biterim, vallahi biterim. Ay Koriş, canım, bebeğim, kuşum, bir tanem, hayatım. Ben seni hiç yarı yolda bırakır mıyım? Necmi de geliyor zaten, sen hiç merak etme. İpler bizim elimizde. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Bana bak, gözünü, kulağını, çeperini, auranı, her şeyini açıyorsun. Tamam. Olan biten her şeyden haberin olmalı, tamam mı? Tamam. Hadi, bak zaferimize çok az kaldı. Hadi, 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 hadi canım, hadi, 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 tamam. Hadi, 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 tamam, hadi, tamam, 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 hadi, tamam. Hadi, tamam. Hadi, tamam. Hadi, hadi, hadi. Günaydın. Değil mi öyle problem? Ha, yani? Problem ne yani? Ben de bilmiyorum. Ömer bir odasında sizi bekliyor. Deme. Evet, canım benim. Nedir yine hepimiz böyle içtimai dikme sebebin sabah sabah? Ne oldu? İşkolik manyak ortağım, ne oldu?
Bu Defne'ymiş. Ne? Defne. Defne. Çocuklar, havalar ne kadar sıcak biliyor musunuz? Yani bir soğumada gitti. Her tarafından ter geliyor. Ama tabii ki sağlıklı bir metabolizm olduğu için. Koray. Ben bir odama şey ettireyim. Aman odam diyorum, masama sonra gelirim. Koray. Geçme. Kal. Canım. Arım, balım. Gel. Siz ne yapıyorsunuz Ömerciğim, Sinancığım? Ömerciğim çok iyi gördüm. Maşallah bir yüzüne falan bir renk gelmiş, bir nur inmiş falan, toparlamışsın. Koray, otur şuraya. Oturayım. Koray, bu resimdeki Defne mi? Defne? Hangi Defne? Hayatım yani Defne var, Defne var. Defne o kadar sıradan bir isim ki. Mesela şahsen benim bir kızım olsaydı ismini şey koyardım. Palmiye. Koray, Defne mi bu? Bak, hangi Defne sorumda ısrarcıyım. Benim asistanım Defne. Sinan'ın asistanı Defne. Ay söyledim mi? Yuh Yasemin, sen de mi biliyordun? Ne? Hayır. Evet. Neyi? Yasemin çok geç kaldın, bence boşuna uğraşma. Evet Koray, seni dinliyoruz. Ay resmen heyecanlı. Sabah sabah olağanüstü hal toplantısı var. O hal Defne, o hal. Ne? Konu neymiş? Bilmiyoruz işte. Ve kim istemiş toplantıyı, ne demiş? Ömer Bey sabahın köründe dizmiş herkesi. Belli ki çok önemli bir şey var. Ay resmen flash. Hayda. Şimdi ne ola ki yani konu? Ya Allah'ım ya, bir gün ya, bir gün. Hareketsiz, hararetsiz bir gün istedim ya. Çok mu şey istedim? Merhaba kızlar. Ay günaydın Necmi Bey. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben içeri girecektim ama biraz sizin yanınızda kalayım, böyle serin serin efil efil essin biraz. Buyurun durun. Derya, senin saçların ne güzel olmuş. Hı? Gel bakayım ya. Gel bakayım sen şuraya. En sevmediğim şey bu oyunbaz hareketler. Biz açık bir şirket yönetmeye çalışıyoruz. Adalet, dürüstlük. Buranın en büyük markaları bunlar. Bir de senin yaptığına bak. Ayrıca niye? Neden? Ya Koray, biz resmen hayal kırıklığına uğrattın ha. Yani ayaküstü ya, tek ayaküstü yalan bir karargah kurmuş oğlum yalan sana. Gerçekten Koray, niye böyle oyunlara giriyorsun ki sen? Hayır yani, manken mi kalmadı? Parasını da biz veriyoruz. Sen niye bu kandırmacalara giriyorsun? Kimi neyle kandırıyorsun? Yasemin, sen bunları bildiğin halde bize söylemedin. Tamam. Bir de mankenin kötülüğüyle ilgili bir şey yok zaten. Hepimiz buna onay verdik. Yani ikimiz de verdik. Selam gönül dostları. Selam güzel insanlar. Merhaba havadaki kuş. Merhaba parlayan güneş. Merhaba Yasemin. Amca çok önemli bir toplantının ortasındayız lütfen. Pardon. Ay çok kötüyüm. Herhalde bayılacağım şu an. Koray. Sakın. İyi. O kıza da kalbim var falan demişsin zaten. Kız. Defne. Ha, öyle mi? Sen nereden biliyorsun? Arkadaşlar tamam, herkes işinin başına dönsün. Biz bu konuyu bir baş başa konuşalım bakalım. Buyur. Ay. Bak hareketlere bak.
Ay Necmi anlatsana. Ne anlatayım Neriman, bir şey anlamadım ki. O kız, bu kız bir şeyler konuştular ama Ömer çok sinirli. Yani resmen ateş püskürüyor. Ne? Ya Defne Ömer'e fotoğraftaki kızın kendi olduğunu söylemiş. Ömer de kükrüyor, kükrüyor. Kız, ne yaptı? Ne dedi? Niye dedi? Nasıl dedi? Kızmış mı? Ay niye kızıyor ki bu ayol? Ay bana bak, her şeyi anlat bana. Yani tek bir harf kaçırma. Evet. Ay ya da sen anlatma. Sen anlatamıyorsun. Koray'ı ver bana. Koray'ı mı? Koray şu anda uygun değil. Oh. Ben sonra seni arattırayım. Tamam, hadi. Ay kader kurbanı oldum Necmoş Bey. Gül gibi kariyerim bitti. Artık gidip ben de böyle eski fabrikalarda klip bili falan çekerim. Ay Allah'ım, ya Rabbim neydi günahım? Vallahi yatacağım belki de ben. Vallahi yatacağım. Koray sakin ol, gel buraya. Otur kendine gel. Ay gelemiyorum. Necmoş Bey gelemiyorum. Ay bir anlık hırsımın kurbanı oldum. Yani o kuru kız orada böyle prensesler gibi duruyordu. İşte bu dedim. Ama hata etmişim. Yani nörom da beni alet etti. Ah, ben nerede iş bulacağım artık? Bütün kariyerim bitti. Ah, vallahi açacağım kendim aşağıya. Vallahi açacağım. Koray otur. Hayatım sen nereden çıktın? Bittin sen Koray'ım. Arkadan iş çevirince ne oluyormuş gördün işte. Bak. Bana bak kız. Eğer ben batarsam hepinizi yanımda sürüklerim ha. Sen de gidersin artık böyle üçüncü sınıf gece kulüplerinde kendine varoş bir sevgili bulursun. Unutma ki hala delillerim bende. O ayakkabı çalınma olayı aklımda ve cebimde. Tamam canım. Bir şey demedik. Olur böyle şeyler. Hem sen de fena fotoğrafçı sayılmazsın. Merak etme. Ben Ömer'le konuşurum, hallederim. Hayatım, hiç ihtiyacım yok. Kimseyle konuşma. Şişko! Ah! Çirkin! Beceriksiz. Şeytan! Bana bak kız, vallahi yolarım saçını başını seni. Vallahi yolarım. Durun, durun! İçim şişti ya. Her yerde savaş, her yerde savaş. Bu ne böyle? Ben biraz dışarı hava almaya çıkıyorum. Dönüşte de şirkete biraz çiçek falan bakarım. Vallahi yolarım. Vallahi yolarım. Ay, ay kör etti beni. Ay, ay. Ay yok görüyorum. Allah, Allah ne pastasım ya Rabbim. Allah'ım ne kötü bir gün yaşıyorum böyle. Ay kız yemek falan mı söylesem karnım da çıktı birden ama. Ay Allah'ım. Ne diyorsun şimdi, ne yapacağız yani? Yapmamız gerekeni yapacağız. Bundan sonra yolumuza profesyonel biriyle devam edeceğiz. Bence fevri davranmayalım ya. Defne ile de devam edebiliriz. Olmaz. Tek seferlik bir şeydi bu. Çıkış görseli için. Yani koca kampanyayı bunun üstünde oturtamayız. Hatırlatırım, ikimiz de bunlara onay verdik. Hem de bayıla bayıla. Her şey tam da istediğimiz gibiydi çünkü. Olmaz dedim. Bak ilk defa, ilk defa senle ben aynı anda aynı şeyi beğendik Ömer. Sinan hayır diyorum. Nesi anlaşılmıyor? Ömer neye hayır diyorsun? O anlaşılmıyor. Neden? Öyle işte. Profesyonel olmayanlarla şirket prensibi olarak çalışmıyoruz. Bu kadar basit. Senin de profesyonel dediklerin bizim istediklerimizi hiçbir zaman vermedi ama. Bak ne diyeceğim ya. Çağıralım Defne'yi, ona soralım. Hı? Ay, ay ne yapsak olmuyor. İşler gitgide sarpa sardı. Benim bir şeyler yapmam lazım. Olayları böyle 180 derece döndürmem lazım. Ay, ay, ay Ömer manyağına da bak. Manyak aşkından öleceğine nelerle uğraşıyor. Yok yok, benim duruma el koymam lazım. Mine! Çanta! Buyurun. Defne. Mankenimiz senmişsin ha? Ben de diyorum ki Koray böyle bir güzelliği nereden buldu? Konumuz bu mu Sinan? Evet. Tam da bu. Defne. Pasyon isim mankeni olarak devam etmek ister misin? Manken mi? Hı. Ee,
Şimdi ne diyeceğimi bilemedim ki. Çok teşekkür ederim teklifiniz için ama o iş hiç bana göre değil. Ben olduğum yerde memnunum. Ah be. Kaçırdık seni desene. Tamam Sinan, tamam. Başka manken bakacağız zaten. Ayrıca bana da yeni asistan bakacağız. Tamam, bakıyoruz oğlum. Bu hafta bitmeden başlar biri zaten. Yok yok. Bu sefer ben kendim bakacağım. Sonra sıkıntı yaşıyorum. Ben uğraşıyorum yani. Vallahi bence de iyi olur. Önceden bir patronla tanışmak lazım çünkü sonra problem oluyor, sürpriz sorunlar oluyor. Oo arkadaşlar, tamam tamam, şimdi bir sakin olalım. Tamam, o silahları bir indirelim, birbirimize ateş etmeyelim, anlaştık mı? Ragıp arıyor. Ragıp, bir dakika. Bak ben çıkıyorum, ben yokken ateşkesi koruyorsunuz. Anlaştık mı? Sakın Ömer, Defne. Alo, Ragıp naber? Ben de çıkayım o zaman. Niye duruyorsam? Kaç tabii, kaç. Yine kaç. Kaç. O gün şey oldu ya... şey işte, bugün de tabii işte... Hmm. Ay. Ben kaçtım, yani çıktım. Kaç, kaç. Çıktım. Bir şey yok ya. Bugün de herkes bir atarlı ya şirkette. Ne yapsam acaba? Ben de atarlı mı takılsam? Evet ya, ben bundan sonra atarlı olayım. Ne var be? Ne? Ne diyorsunuz? Allah'ım yarabbim, hasta etmeyeyim mi adamı? Allah'ım. Maillerime cevap istiyorum. İşleri iyice sarpa sardı. Bu vukuatı fırsata çevirmem lazım. Yoksa benim de başım yanar. Çok akıllı olmalıyım. Mevzu neydi tam olarak? Yasemin, bize manken bakıyorsun değil mi? Yani biliyorsun o iş artık sende. Merak etme, ben halledeceğim. Ama size en başından beri söylüyorum. Bu Korel şuursuzuna bu kadar sorumluluk vermeyin diyorum. Bak, gördük işte yaptığı işi. Ne gördük Yasemin? Ha? Ne gördük, anlatır mısın? Lütfen, çok merak ediyorum. Gerçekten anlat, hadi dinliyorum. Ne gördük? Hayır yani... Şirkette bir sürü dalavere, yalan dolan. Hiç bilmediğin şeyler çünkü. Bak o fotoğrafları ben de onayladım. Ben de onayladım, Ömer de onayladı. Yani ikimiz ilk defa aynı şeyi beğendik. Bunun ne demek olduğunu farkında mısın sen? Ya sen? Yaz bunu bir kenara Derya. Bu Defne, bu hafta bitmeden bu şirketten gitmiş olacak. Çok fazla rol çaldı artık. Yeter. Tamam, hemen not alıyorum. Böyle bir iş nasıl ama? Ben değil mi? Çok alemsiniz. Alem mi? Siz bendeki alemi bir görseniz alışkanlık yapar. Bir daha vazgeçemezsiniz. Kızlar, ne dersiniz? Bir akşam alemlere akalım mı? Ha? Hem de motivasyon olur bize. Ha? Ne haber kız kaçıran? Ben mi? Evet, sen geldin. Bütün kızlar kaçtı. Bari biz yemeğe çıkalım. Bu saatte erken değil mi Necmi Bey? Çay, kahve falan bir şeyler içeriz. Sinan ya, burada herkes çalışıyor. Ben çok sıkılıyorum. Alışkın değilim böyle şeylere. Laflar sıkıyorsun. İyi peki. Hadi. Buyurun Necmi Bey. Lütfen. Aman efendim. Kimler gelmiş, kimler teşrif etmiş? Endam teyzeciğim, hoş geldiniz. Öpeyim. Buyurun, ayakta kalmayın. Oturun şöyle. Buyurun. Buyurun. Ama Endam teyzeciğim,
Olmaz ki böyle. Yani mahallenin bütün hanımları çatlayacak kıskançlıktan. Yine pek bir havalısınız. Kız anasıyım ya, ondan söylersin tabii. Yok yok, memleket havası yaramış. Vallahi ne içersiniz? Çay, kahve, gazoz, limonata? Acelesi yok. Sen ne yaptın böyle bir işe girmeler falan? Bıraktın mı aylaklı? Artık vakti gelmişti. Gerçi bu daha başlangıç. Yani büyüteceğim işleri. Evet evet, büyütecek. Zaten kılığı kıyafeti de bayağı toparladı. Görmüyor ya? Görmüyor muyum? Yok anneciğim, ben altını çizmek açısından. Ben çizerim, sen sus. Sen böyle bir büyümüşsün. Yani nasıl desem, bir adam olmuşsun sanki. Canım, önceden de gemi değildik herhalde, değil mi? Anlamadım. Şey diyorum, teveccühünüz Endam teyzeciğim, teveccühünüz. Yalnız adam olmak öyle kolay mesele değil. Bir kere sahip çıkacaksın yanındaki kadına. Koruyacaksın, kollayacaksın, kıymet bileceksin. Başka? Hem erkek dediğin kadını taçlandırır. Böyle el üstünde tutar. Bir kere kadın mutsuzsa eğer o yuvadan hayır gelmez. Yani bunu da bilmeyen kerizdir, bu kadar net. İyi madem sen oradan iki çay getir de içelim. Getirmem mi? Hemen geliyor. Nasıl oldu? Ben de anladım ki Necmi abi. Hani biz arkadaşız işte, birlikteyken eğleniyoruz, gülüyoruz. Tatlı kız işte falan derken. Derken bir baktın ki onu düşünmeden edemiyorsun. Vallahi öyle. Ben böyle o yokken şey oluyor hani. Kendim böyle boşluktaymış gibi hissediyorum. Ne bileyim, gözlerim sürekli onu arıyor. Bir görmek için özlüyorum abi ya. Yani özlüyorum. Hep öyle olur zaten. Önce anlamazsın. Ne zaman ki hayat sana zevk vermemeye başlar. Ne zaman ki her baktığın yerde onu görmek istersin, o zaman fark edersin. Biz buna tutulmak diyoruz. O zaman ben feci tutuldum. Yani öyle böyle değil. Ne işte. Ama işte ne? Yani ne bileyim abi, bazen böyle aklıma bir şüphe düşüyor. Hani ya bizim Ömer'in de acaba diyorum, ona karşı hisleri falan var mı? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Kural mı? Gerçi sordum Ömer'e hani var mı böyle bir durum diye. Çünkü bunlar gece gündüz beraberler. Bir gülüşüyorlar, bir kapışıyorlar falan. Ömer ne cevap verdi? Yok dedi. Olsa söylerdi zaten abi yani. Kaç yıllık arkadaşım, dostum. Öyle bir şey olsaydı sen de geri çekilirdin, öyle mi? Kesinlikle canım. Aşkımdan geberiyor olsam hiç bakmazdım bile. Ömer de yapar aynısını gerçi. Arkadaşımı üzmem diyorsun. Yok abi, üzmem. Diyorum ya, o da aynısını yapar. Ya bizim dostluğumuz her şeyin üstünde. Bu gibi durumlarda kararı kadınlar verir. Yani seçimi kadınlar yapar. Biz erkekler de kunduzlar gibi oturup kadınların bizi seçmesini bekleriz. Vallahi doğru dedin ha. O zaman bakacağız artık abi. Bakalım. Efendim Ömer Bey. CV'ler tamam, hazır hazır. Tamam, şimdi getiriyorum. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Sizi görmek ne güzel. Hoş bulduk. Necmi Bey nerede? Çıktılar. Hay Allah'ım. Atacağım. Anlatacağım kendimi. Ne oluyor ayol? Koray Bey sinir krizi geçiriyor da. Ay bir bakayım. Allah'ım. Obala biraz. Ay. Aa, sanatçımızı üzmüşler. Koray Beyciğim, nasılsınız? Ne oldu? Bir takım ters şeyler oldu Neriman Hanımcığım. Ay Koray Beyciğim, hayat böyle iki ters bir düz. Ömer Bey yerinde mi?
Tamam. Kızım kolonya, biraz daha kolonya. Aa, döksenize ayol. Ay, Türkiye'deki tek fotoğraf sanatçısı kendisi. Aa, yaratım sürecini bozuyorsunuz sanatçımızın. Teşekkür ederim. Ay, ay. Kolonya, kolonya kızım. Hadi. Ay. Defne, bu insanlar, yani sektördeki insanlardan bahsediyorum. Bazen biraz vicdansız olabiliyorlar. Eğer sen manken olmayı kabul edersen... Yok yok. Hani hiç öyle bir şeyim yok benim. Yani senin tercihin. Nasıl istersen. Ama baksana. Koray bir kalbim var demiş. Ona bile vicdan yapmışsın. Anladım. İşte bazen ben biraz böyle saf olabiliyorum. Böyle şey gibi. Su gibisin. İşimize bakalım. Ay çok güzelim Allah'ım, sana geliyorum. Ay, ay. Ölüyorum. Ay. Koraycığım toparlan artık, işim gücüm var. Ay toparlanayım değil mi? Toparlan. Ay tamam, toparlanayım hadi. Hadi, hadi. Çekirdek hadi. Hadi yürüyün siz de. Ay ne oldu? Ay Nuru, ay bunlar beni bir sıkıştır. Hem Sinan hem Ömer hem de o Kazule. Ya bana koltuğa otur dedi. Ya, sana? Bana Koray Sargın'a. Yani koltuğa oturmamla tansiyonumu fırlaması aynı anda oldu. Senin gibi bir sanatçı ya. Kimse benim korişimin yaratım sürecini bozamaz. Ben hallederim şimdi, sen merak etme. Hayır, hallet. Hadi hallet. Dur ben gideyim bakayım. Hadi. Ay kız, asil kadın. Asil kadının hali başka oluyor. Ay çok üzüldüm. Siz onlara bakarken ben çıkayım mı? Şu ayırdığım 4 kişiyle öğleden sonra bir görüşme ayarla. Hazır hafif günümdeyken. Tamam. Ömer Bey. Şey aslında gece ben gerçekten... Gitmek istememiş miydim? Hayır. Ha evet. Feryal Hanım'la ilgili gelmemiştim öyle... Şey gibi. Ev basar gibi. Yok canım hiç. Olur mu öyle şey? Bana o kitabı da sen almadın zaten. Sonra bir gece yarısı gelip... ...bütün bardaklarımı da kıran sen değildin. Sonra yatağıma yatıp güzel güzel uyuyan da sen değildin. Değil mi? Bardaklar için gerçekten tekrar özür dilerim. Zaten çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Anlıyorum. Bence artık açık açık konuşabiliriz. Sence? Kilitlendi öyle, bazen hızlı vurunca kendi kendine kilitleniyor. Hoş geldin yengeciğim. Defne sen o söylediğim 4 kişiyi ayarla öğleden sonra için. Tamam. Ay maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın çocuklar. Ay ben bölmeyeyim. Yengeciğim muhabbet etmiyorduk ki böylesin. Hoş geldin tekrar. Geldim ama hemen gideceğim. Yardımına ihtiyacım var Ömer. Yengeciğim tabii söyle ne istersen. İstersen Defne'ye söyleyeyim, bize müsaade etsin. Etme.
geçmesin. Aman asıl müsaade senden. Ben Defne'yi isteyeceğim. Ailesinden. Senin için. Ay şaka şaka. Ay bazen ne kadar güzel şakalar yapıyorum ben. Neyse, ben Defne'yi almak istiyorum hayatım. Bugün alayım Defne'yi. Alışverişte bana yardım etsin. Ne olur Ömüş. Yengeciğim olur tabii olur da. Defne Sinan'ın asistanı. Yani izni Sinan'dan almak lazım. Şu mesele. Ay biliyorum, biliyorum. Aman alem çocuklarsınız ha. İyi o zaman. Hadi gel Defne. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Erim Hanım, siz bugünlerde bana bir iyi davranıyorsunuz. Ayol, ben sana ne zaman kötü davrandım? Akılsız. Hadi acelemiz var, hadi. Aa, tamam bir saniye. Derya, bu dört adaylı Ömer Bey görüşmek istiyor da. Onu seni aramıyor. Ay bir sürü alışveriş yapmamız lazım. Ben de sadece görüşmeleri ayarlayacaksın, tamam mı? Acele etmemiz lazım. Benim çantamda orada dosyam kaldı ya masanın üstünde. Onları bir göndersen. Ay, sana ne renkler yakışır acaba? Bu sezonun da renkleri senin saçına falan rengi mi acaba? Bilmiyorum yani. Bir dön bakayım şöyle. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Ay çok vakit kaybettik biliyor musun? İnişler, çıkışlar, hezeyanlar, kalpsel çarpıntılar. Alo Sinan Bey. Ay neredesin? Hedeften şaşıyorum. Ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Tamam, çok teşekkür ederim, sağ ol. Ama sana aferin. Yürü, yürü. Tamam, tamam. Ben Sinan Bey'den izin aldım zaten. Çıkabiliriz. Aferin. Çok iyi yaptın. Senden de öyle bir hamle beklemezdim. Yani bizi kurtardın. Nasıl? Ayol, Sinan'ın asistanı olmanı diyorum canım. Ay sen ne hinmişsin sen. Baktın lansmanda şapa oturduk. Hop başka kapıdan atıverdin kendini içeri. Ay yok öyle bir... Hepsini konuşacağız. Defne'cim kabul ediyorum. Ben de biraz oyunun dışında kaldım. Ama Necmi girdi devreye. Sinir sistemimi alt üst etti. Ama artık hazırım. Taarruza geçiyoruz. Kime? Silahımız sensin. Ama önce gidelim bir alışveriş yapalım. Her şeyi anlatacağım. Oyunumuzda level atlıyoruz. Hadi şimdi alışverişe. Hazır para harcama moduma da girmişim. Ay yine mi alışveriş ya? Yine alışveriş. Aa bak şimdi. Erkekler deşarj olmak için halı saha maç yaparlar. Kadınlar alışveriş. Öğren bunu. Hadi yürü. Afiyet olsun. Serdar. Aa. Ay dayanamadım koştum geldim iki dakikalığına. Annem ne dedi biliyor musun? Aslan gibi çocuk dedi. Ha. Yalnız aslan maslan bizi bozar. Hangi takımda olduğumuzu biliyorsun. Ya ayı ayı konuşmaz mısın? Annem seni beğendi diyorum. Onay verdi yani. Yani? Şaşırmadım ki. Sonuçta bulunmaz Hint kumaşı buldu. Bırak şimdi bu cool havaları. Daha dün 3,5 atıyordun ne yapsam da kendimi beğendirsem diye. Vallahi ben sınavı geçtim kızım. Bundan sonrasını sen düşün. Neyi düşüneyim? Anneanneme sormadık da. Bakalım o beğeniyor mu seni? Hem seni böyle bir hamamda görmek isteyebilir. Serdar, salak salak konuşma. Uyarım o gözlerini. Daha sinirlen bakayım. Ne diyorsun be? Aman da sinirlenince çok mu güzel olurmuş? Hı? Ateşler mi saçarmış o derya gözleri? Kurban olurum ben o gözlere be. Gel bir öpeceğim gel. Ya saçmalama, dünya kadar insan var. Ya yanaktan be, minnacık. Gel. Lokum, lokum. Damla sakızdı mı o? Zevzek. Hadi kaçtım ben. İstediğin kadar kaç. Yakalarım. Salak. Bütün bu Ömer'i evlendirme planlarını belli bir amaç doğrultusunda yapıyorum Defne. Ömer iplikçilerin her şeyi. Ne amacı? Ben söyleyeceğim kadarını söylerim. Sen ekstradan soru sorma. Bak şimdi, sen Ömer'in kapısından tam giriyordun ama kapıdan sığamadın. Sonra Ömer zilin sesini duymadı. Tam zilin sesini duydu, kapıya gidiyordu, engeller çıktı. Kapıya gitti, göz deliğinden bakıyordu, senin boyun yetişmedi.
Ay Neriman Hanım, bu çok karışık oldu. Aha, ay neyse. Esas şimdi çok daha büyük bir sorunumuz var. Mamba. Kara mamba. Ne? Kara mamba Hulusi Baba. Kendisi Ömer çarpı dörttür. Hatta Ömer üstü beş. Beş fonksiyonel. Ay neyse, seninle tanışmak istiyor. Aa. Ama şey... Söyle söyle, çekinme. Sinan Bey bana şey dedi. Biliyorum, biliyorum. Oyun iptal. Değil tabii ki. Sinan iptal. Onu oyundan çıkardım. Sakın Sinan'a çaktırma. Ay yine sır. Şimdi oyun iptal değil mi yani? Ay tabii ki değil. Oyun daha yeni başladı. Sinan Bey'e de mi ben yalan söyleyeceğim şimdi? Ay nedir yani? Ayol benim etrafımdaki insanlara söylediklerimin %90'ı yalan. Ne var? Neyi? Nedir bu gerginliğin yani? Ay çünkü ben sizin gibi yalan atamıyorum. Ay neyse ne. Bana bak, Hulusi Baba'ya biraz yalan söylemiş olabilirim. Daha doğrusu yalan demeyelim de mübalağa sanatı diyelim. Nasıl yani? Şimdi ben Hulusi Baba'ya senin İstanbullu çok zengin bir ailenin yol yordam bilen, gün görmüş, haza hanımefendi bir kızı olduğunu söyledim. Öyleyim zaten. Tam İstanbullu değilim de. Ay yok, asilzade de değilsin ama, değil mi? Neyse, o kısmını ben halledeceğim. Akşam size geliyorum. Aa! Ay buyurun, buyurun. Anneannem şey... Ay yalnız şey... Evdekiler sizle anlaşma yaptı mı bilmiyorlar. Ayol o kadarını tahmin ediyoruz herhalde, değil mi? İyi, iyi o zaman. Biz bir hazırlık şey yapalım o zaman. Ayol hazırlık yapın manasında demedim. Eve vakitli git falan diye. Çünkü ben anneannenle konuşup seni ondan isteyeceğim. Bu iş küçükler liginde olmuyor. Devler ligine çıkıyoruz. Anlamadım ama. Olsun, ben yine bir hazırlık yapmalarını söyleyeyim. Bir saniye, ben bir... Ekmek arasında mesaj çekeyim de. Çek bakalım. Bey kendine asistan bakıyor da, bunlar da adaylar. Melis Yıldırım. Nasıl asistan seçmek ya? Bunlara doping testi falan yapılmıyor mu? Ay abartı çünkü yani, doğal değil. Asistanlığın 16 kuralından birincisi uzun bacak. Ya. Ay şaka be. Maşallah. Allah sahiplerine bağışlasın. Defne. Bana yardım etmen lazım canım. Ben. Yardım. Ne konuda? Geçen yılki medya araştırmayla bu sene yaptığımız lansman gürültüsünü karşılaştırmanı istiyorum. Hangi mecralarda geriye düşmüşüz, hangilerinde ilerleme kaydetmişiz bir bakalım. Tamam. Yani Derya'ya yardım edeyim mi diyeceğim ama Ömer Bey'in işiyle çok meşgul. Aynen öyle. O yüzden bütün iş sende. Mümkün olan en kısa sürede elimde olsun. Tamam. Bana canım mı dedi ya? Canım. Kesin bir işler çeviriyor ya, bakalım. Hulusi. Girebilir miyim? Tabii, buyur. Geç, otursana. İçime dert oldu Sabri. Geçen gün için bağışla beni. Eşeklik ettim.
Ama biliyorsun sinirim sana değildi. Biliyorum Gülüs, biliyorum. Ömer'le küs olmak mahvediyor beni. Hele onun seninle bu kadar samimi olduğunu görmek. Kıskanıyorum doğrusu. Mazeret değil tabii bu söylediklerim. Hatalıyım, biliyorum. Ne diyorsun? Affedebilecek misin bu huysuz ihtiyarı? Bak Hulusi'yim, şu gırtlak var ya, tam 9 bu. Hı. Bir laf ederken 9 yerde dinlendirip öyle edeceksin lafı. Haklısın, çok haklısın. Aman Hulusi, ben bilmiyor muyum senin kalbinin ne kadar güzel olduğunu? Yapma Allah aşkına, unuttum gitti bile ben. Ne koca gönüllü bir adamsın be Sadri. Ömer'in sana bu kadar güvenmesine şaşmamak gerekir. Nasıl barışacağım ben bu çocukla Sadri? Öyle üzülüyorum ki. Peki bu çocukla aranız niye bozuk hiç bunu sen düşündün mü? Yani hiç anlamaya çalıştın mı o çocuğu? Zamanında annesine çok çektirdim. Bizim Eşraf'tan değildi. Üsküdarlı bir kız. Ben bizden, Denizli'den biriyle evlenmesini istedim. Ama yıllar geçti be Sadri. İnsan affetmez mi? Geçmişte kaldı demez mi? Kaldı mı peki? Ne kaldı mı? Yani değiştin mi? Pişman mısın? Şu insan ayırmaktan vazgeçtin mi onu soruyorum. Bak Hulusi, hep tersini söylerler ama büyükler de küçüklerden özür dileyebilmeli. Yani genç olmak demek, akılsız olmak demek değil ki Hulusi. Bak görüyorsun dünyayı gençler değiştiriyor. Kıza bak, cin çarpmışa dönmüş ha. Ha, Ömer Bey çarpmış. Ya demek ki hayat size de bazen zor Ömer Bey. Niye çalışmıyor yine bu? Neyi var? Ha? Tamam Ömer Bey, hemen. Hemen ilgileniyorum. Eyvah. Ay, ortalığı birbirine katacak. Tamam, siz. Aramıza hoş geldiniz. Odanız burası. Bugün başlayabilirsiniz. Defne, arkadaşa yardımcı ol. İşleri eksiksiz aktar. Ha, tabii. Evet, evet yani, tamam. Yaparım. Söylediklerimi iyi düşün Hulusi, olur mu? Ömer kalbi çok temiz, çok güzel bir çocuktur. Sen bir adım at, değiştiğini göster. Bak o nasıl açacaktır sana kalbini, göreceksin. Sağ ol Sadri. Hakkını ödeyemem doğrusu. Aha, bu sefer pas geçtik ama bir daha sefere bekliyorum tavlayı ha. Merak etme, geleceğim. İyi işler. Sağ olasın. Ver kardeşim. Yok yok yok. Bende. Olmaz ben, abi. Ay bu bende. Peki sağ ol. Ne olacak şimdi bu dalgametre? Dalgametre? Manita spor diyorum ya. Ne manita spor abi? Oğlum manita spor. Yani bu Defne mefne anlattın ya, ne olacak onun? Ha şey manita, aman manita spor. Tamam. Ya abi neyimi söylemem lazım ya. Yani ben açık açık konuşacağım. Beni biliyorsun, öyle oyunbaz bir adam yani tanıyorsun beni işte. Bilirim Sinan. Seni çok iyi tanırım. Sen gerçekten iyi yürekli bir çocuksun. Açık yürekli, sevgi dolu, temiz kalpli. Hayata bütün çiçekleriyle yaklaşan bir çocuksun. İyi çocuksun Sinan da. İzin verme, kimse üzmesin seni, üzemesinler. Eyvallah abi. Yani hatta ben hiçbirinizin üzülmesini istemem. İstemem istemem de işte evren herkese eşit davranmıyor. Evrenin kendine göre bir kuralı var. Yani benimki bir temenni. Kalkalım mı? Hadi. Hadi. Buyur abiciğim. Lütfen. Hayır, sen. Canım adın neydi? Çünkü ben adını ezberleyene kadar 40 kere falan soracağım. Sen benim kusuruma bakma artık. Ceren. Ceren. Şimdi Ceren'cim.
Öncelikli olarak iş yeriyle ilgili olan şeyleri ben sana tek tek sırayla anlatacağım, tamam mı? Sabah kahvaltısı falan da diyordun. Daha dur. Ona da sıra gelecek. Önce işle ilgili olanlar. Şimdi sabah Ömer Bey girer girmez içeriye, odasına gittiği zaman bütün programın üzerinden tek tek geçeceksin. Yaz. Tamamdır. Her saniye olan değişikliği haber vereceksin çünkü bu konuda çok hassastır. Tamam. Dur, daha bitmedi. Ayrıntıların efendisi olacaksın. Aklını kullanacaksın. Bu söylediklerimin hepsini su gibi ezberle, tamam mı? Gidip de böyle abuk subuk her şeyi ona sorup durma. Vallahi çok sinirlenir, çok kızar. Sana sürekli zaman aç, zaman yarat falan diyecek. Çünkü çok yoğun çalışıyor gerçekten. Anlattığına göre Ömer Bey işinde bayağı titiz biri. Ha, evet, evet, öyledir. Mülakata bile almadan beni nasıl işe seçti o zaman? Vallahi o çok uzun bir hikaye. Şimdi hiç orasını karıştırmayalım. Ya Ömer, ipçinin yanında çalışacaksın. Daha ne istiyorsun? Yok canım, bir şey istediğimden değil de yani merak. Nerede şimdi peki? Bir haftadır vallahi asistansız çalıştığı için bu aralar biraz kafası atık. Yani normalden daha da sinirli. Allah bilir nereye gitti. Ha, bir de sinirli yani. Yani yeri geldiğinde barut gibidir ama öyle hiç saygısızlık falan etmez. Ağzından kötü bir şey duymazsın. Kibardır. Zariftir. Öyle yanında kendini prenses gibi falan hissedersin. Çok özel, çok değerli. Biricik adamın, biricik asistanı. Arada kızar falan ama yani öyle bir sıcacık bakar. Kendini affettirir. Tatlı sesiyle falan gelir, konuşur. Halini, hatrını sorar sana. Boynunu eğip yavru köpek gibi ilgili ilgili bakar falan. Ay! Salağım ben ya. Valla cidden salağım ben yani. Efendim? Ha, yok bir şey ya öyle. Arada gelirler bana. Sen bana bakma. Şirket kısmı bittiyse ev kahvaltı kısmına geçelim mi? Ev kısmına? Geçelim. Tabii geçelim. Şimdi Ömer Bey kahve içmekten nefret eder. Hayatta içmez kahve. Sabahları aç karnına mutlaka bir bardak rezene çay içer. Kahvaltı olarak da böyle hamur işlerine, yağlılara falan böyle ölür biter. Allah Allah. Bayağı da fit duruyor aslında. Can, ne demek o şimdi öyle? Hep çok konuşuyorsun öyle göz koymuş gibi. Nelere dikkat ediyorsun sen? Neyse. Sen beni dinlemeye devam et. Sabahları geç kalkar. Ay yok. O kadar da değil. Sabahları erken kalkar. Erken. Ben sana yanlış söylemişim. Erken kalkar sabahları. Şimdi çarşı iyice karışmasın. Erken. Not aldın mı? Aldım. Kapatabilir miyiz şunu artık? Tamam, dur. Bitti sayılır. Hiç yorum yapmadın. Neye? Rujumu diyorum. Yeni aldım da. Neyse, ben de seni dikkatli bir sanmıştım. Vallahi moda işinde olan sizsiniz. Biz daha çok öyle tesisat falan. Öyle bir anda sonradan masraf çıkaran işler. Laf geldi galiba bana. Yok canım. Ne hadi değil mi? Yapma ama. Özrümü de diledim. Daha ne yapayım? Tamam, anlaşıldı. Uğraştıracaksın sen beni. Tanımıyorsun tabii. Pes etmek tabiatımda yok. Sert kayaya çarptın, haberin olsun. Ben miyim sert kayaya çarpan? Ne demek şimdi o? Sen dikkat et diyorsun. Olur. Ederiz. Terlikler de ne rahatmış. Kıyafetime de uydu.
Buyurun. Oh, şöyle yerleşelim. Oh. Defne'cim, Neriman Hanım'a bir hırka getir. Getireyim. Serin biraz. Defne ne kadar hanımefendi bir kız. İnsan bakınca imreniyor. Çok güzel yetiştirilmiş. Sağ olun. Buyurun. Ana gitti, baba gitti. Üçüne de gözüm gibi baktım. Defne de sağ olsun yaverlik etti bana. Aa, teyze gelmiş. Teyze? Aa. Esercim ne biçim konuşuyorsun öyle hemen gelir gelmez. İnsan bir hoş geldin. Hadi bakayım elini öp. Hoş geldiniz. Ay çok şeker. Bu da bizim çok bilmiş Esra. Defneciğim. Biz şimdi anneannenle baş başa konuşacağız biraz. Hadi siz çocuklar içeri. Çocuklar. Peki madem. Hadi bakalım ekmek arası gel biz bir çaya bakalım. Türkan Hanımcığım, benim de bir kızım var. Şimdi uzakta. Yakında gelir. Defne onun yokluğunda benim evlat hasretimi dindirdi. Yani ona bakınca kızımı görür gibi oluyorum. Hmm, sağ olasın. Defne akıllı kızdır. Allah var, o olmasa bir gözüm açık gider. Biraz terelellidir ama kararlarını iyi verir. Etrafına kötü insan konmaz. Onun ahbabı bizim de ahbabımızdır. Öyledir, öyledir tabii. Türkan'ım, bak şimdi. Benim bey babam sizlerle tanışmak istiyor. Yani Defne işe girdiğinden beri biz onunla birbirimizi çok sevdik. Ahbap olduk. Çok sık görüşür olduk. Yani ben de babacığımla tanıştırmak istiyorum. Tabii sen izin verirsen Türkan'ım. Şimdi bu iş meselesi biraz kafamı kurcalar. Yani ama ben Defne'ye güveniyorum. Yani iş altında iş olmasın da biz böyle şeylere gelemeyiz Neriman Hanımcığım. Yani mesele ahbaplıksa soframız herkese açık. Yani benim diyeceğim budur. Aa, Türkan'ım, ayol sen bana güven. Defne benim de kızım sayılır. Senin gözün arkada kalmasın. Ben ona göz kulak olurum. Güven sen bana. Zaten babacığım da eminim Defne'yi çok sevecek. Eksik olmayın. Ben bir çaya bakayım. Böyle çat kapı geldim ama müsait miydin? Geç. Kendime soğuk kahve yapacağım. Bunaldım. Sen de içmek ister misin? İsterim. Ben de. Ay Ömerciğim, ay bugün böyle küs gibi ayrıldık senin ofiste de benim de içime sinmedi. Gelip bir göreyim seni dedim. Hayatım, yani manken konusunda çok haklıydın. Senden böyle gizli saklı bir şey yapmamam gerekiyordu. Ama işte bilirsin, biz sanatçılar bazen egolarına yenik düşüyor olabilirler. Yani bunu sen de çok iyi biliyorsun çünkü sen de bir sanatçısın. Aynı benim gibi. Ay yine çok uzattım lafı. Sonuç olarak şu ki hayatım, özür dilerim. Koray, beni tanıyorsun. Yalan söylenmesi en tahammül edemediğim şeydir. Hayatım, biliyorum tabii ki. Yani bilmez miyim? Ama ne yapayım işte, benim de basiretim bağlandı. Hem ayrıca sana bir sürü manken gösterdim. Hiçbirini beğenmedin. Orada işte ben de Defne'yi şey diyeyim dedim. Ama nasıl göz varsa bende, değil mi? Hı? Neyse, bu sefer uzatmıyorum. Ama bir daha benden habersiz iş yapma. Karşı karşıya gelmeyelim, tamam? Tamam hayatım, söz veriyorum. Bundan sonra adım adım rapor vereceğim sana. Eğer bir kere daha bir dolap çevirirsem... Beni o dolaplara kilitle, nefessiz kalayım inşallah. Ay, Ömüş,
Affettin mi beni? Hı? Tamam, hallettik. Ay, yanmışım vallahi. Coz ettim resmen. Afiyet olsun. Barıştık değil mi? Barıştık de. Barıştık Koraycığım, barıştık. Sen bir yere falan mı gidecektin? Yani aslında gidecektim de. Hey, tamam hayatım, anladım ben. Bitirip giderim zaten ben de. Günaydın. Günaydın. Şükrü ben, Ömer Bey'in şoförü. Siz de yeni asistansınız galiba. Evet. Evin anahtarlarını vereyim diyecektim ama Defne bana daha vermediği için. Ay canım, siz ne alaka yani? Aldım ben Defne'den. Neyse, içerideyim ben. Hadi bay bay. Rezene tamam. Şimdi börek. Börek. Hamur işi yok, hiçbir şey yok. Hep yeşillik, hep sebze. Şükrü abi, Şükrü abi. Yeni asistan kız geldi mi? Geldi, geldi içeride. Ha. Senin bu halin de böyle. Hayırdır? Şükrü abi, ben çok fena bir şey yaptım ben. Şeytana uydum ben. Şeytana uydun, sen? Şeytana uydum valla. Neyse, benim hemen içeri girmem lazım. Tamam Şükrü abi, hadi bay. Ay inerim, anladım gibi oyunbaz oldum ya. Resmen ruhumu bozdu kadın. Koş kızım, koş. Canım, senin ne işin var burada? Ben hallettim her şeyi. Hiçbir şey halledemedi canım. Sen geç bakayım şöyle, benim çok acil müdahalede bulunmam lazım. Geç, 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 geç. Ama sen artık Ömer Bey'in asistanı değilsin değil mi? Hep böyle işime mi karışacaksın sen benim? Bak, rezene hazır. Her şey hazır. Bir börek kaldı, onu da gider bir yerden alırım. Rezene diyor ya. Gider bir yerden alırım diyor hala. Kızım, Ömer Bey'in yemek yediği restoran bile sayılı. Hadi sen çık bakayım, bahçede takıl azıcık. Ben sonra her şeyi anlatacağım sana. Hadi çık, 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 çık. Ay, rezene. Dur, 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 dur. Kolay gelsin Şükrü. Sağ olun efendim. Yeni asistan gelmiş efendim. Evet, öyle oldu. Siz de alıştınız tabii Defne'ye. Alıştım tabii. Yani eve girince ilk onu görmeye, böyle mutfakta o koştururken onu seyretmeye, böyle tatlı tatlı konuşmasına, sonra birden heyecanlanıp saçmalamasına. Öyle yapıyor değil mi? Öyle yapıyor vallahi. Farkında olmadan neler neler yapıyor. Kızsan mı gülsen mi bilemiyorsun. Vallahi bana sorarsanız onun gibisi zor bulunur Ömer Bey. Defne çok iyi bir kız, bir tane. Neyse, ben içerideyim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Seni burada beklemiyordum. Ben asistanınıza bir şeyler anlatırken fark ettim ki bazı şeyleri eksik anlatmışım. O yüzden işte sabah da böyle. Ömer Bey, ben rezenenizi hazırlamıştım. Ama Defne gelip kahve yapmak istedi. Yani yoksa her şey hazırdı yani. Rezene. Başka? Bir de börek falan. Hani hamur işi, yağlı şeyler seviyor musunuz ya, ondan. Hadi ya. Demek aramızda bir üçkağıtçı varmış meğer. Ya Ömer Bey, ama ayıp olmuyor mu böyle üçkağıtçı falan? Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse bakalım. Ben hazırlanıp geliyorum.
yumurta 4 dakikaya hazır. Tepside hazırladım ben. Hadi ben kaçıyorum artık. İyi. Git sen. Olay bende. Günaydın. Günaydın. Trafik de biraz şey. Sıcak da tabii. Havalar da bir dönemedi. Sonbahar gelse güzel olur. Ya. Tabii. İşler de çok yoğun. Lansmandan sonra biraz rahatlar dedik ama iyice civcivlendi. Ha, bu iyi bir şey tabii de. Muhabbet edesimiz mi var Yasemin Hanım? Aa, benim mi? Ne alakası var canım? Kibarlık olsun diye konuşuyorum. Sen bilirsin. Günaydın abi. Ben de şimdi sizin yanınıza geliyordum. Gel bize oturalım hadi. Efendim? Yok şaka yaptım. Ya Defne ben çıkıyorum. Birkaç gün annenlerin yanına gideceğim. Bir kafayı düzeltmem lazım. Ben size her şeyden haberdar ederim. Ama istemezseniz yani işle ilgilenmek istemezseniz etmem de. Et ya. Sesini duymak iyi gelir yani. Ömer'le de konuştum. İşleri üstüne yıktım. Çıkıyorum. Ben geçireyim mi sizi? Böyle misafir geçir gibi. Saçma mı oldu? İyi böyle ya. Ben çıkayım. Allah'ım bu ne tatlılıktır, ben delireceğim ya, delireceğim. Derya. Küçük balık ne alemde? Defne mi? Kızıl küçük balık. Sinan Bey'le konuşuyordu en son. Sinan Bey tatile gidecekmiş. Sinan çufçufladı yani. Koruyucu meleği de ortalarda olmayacağına göre... ...Defne'nin biletini bugün kesiyoruz yani. Artık bu iş çok uzadı Derya. Hazır mısın? Tabii ki hazırım. Nedir? Yüklü bir iş verdim Defne'ye. Ve işi halledememesi için de elimden geleni yapacağım. Üstüne gideceksiniz yani. Sonra? Soğukkanlı bir tip olduğu söylenemez. Kontrolü kolay kaybeden biri olduğu belli. Onu tahrik edeceğim. Onu dönüşü olmayan bir hata yapmaya zorlayacağım. Ay heyecanlandım. Sonra da aynen yallah. Ömer için ne kadar önemli biri olduğumu herkes görecek. Özellikle de Defne. Diyorsunuz. İzle ve gör. Sabah biraz daha erken gitseydim ya. Vallahi çok pis yakalandım, rezil oldum. Cık. 15 dakika sonra odama gel, günlük raporları geçelim. Aa, biliyorum biliyorum. Defne söylemişti onu bana. Ha, onu doğru mu söyledi? Anlamadım. Neyse. Ben odama geçiyorum, hadi sen de geç. Anneanne! Anneanne! Ha, burada mıydın? Aa, ne bağırıyorsun be, buradayız. Anneanne, hadi gidip Nihan'ı isteyelim bana, hadi. Şimdi? Evet, bu akşam, hadi gidelim. Ayol ne oluyor öyle? Acelesi gelmiş gibi, tövbe estağfurullah. Ya yok, bu akşam dediysem hani arayı uzatmayalım fazla, gidip isteyelim ya. Hani sen işi gücü büyüteceğim diyordun, ne oldu? Ya o iş beklemede şimdilik, halledeceğim ama. Hadi biz gidelim, isteyelim ya. Yavaş oğlum, yavaş. Ah, git sen bir soğuk su iç hadi. Ya yok artık anneanne ya. Ya ben böyle bir ayarlama çekelim falan diyorum. Olmaz. Böyle hemen kızın üstüne atlarsak o endam karısı sonra fena sıkıştırır bizi.
Ha. Ben ne yapayım o zaman şimdi? Hadi bir takla atıver de keyfimiz yerine gelsin. Ha ha ha, çok komik anneanne. Ben ne yapayım? Madem Nihan'ı daha istemiyoruz, o zaman ben gideyim Nihan'ı göreyim değil mi? Evet evet, ben gideyim Nihan'ı göreyim. Hadi gittim ben. Aa, bu oğlan iyice manyadı. Haydi hayırlısı. Haydi hayırlısı. Efendim? Ya kusura bakma, seni de buraya kadar yordum ama acayip karıştım. İşin içinden çıkamıyorum. Ne karıştı? Sen kendine göre bir sistem kurmuşsun ve ben baktıklarımdan hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, ben bir bakayım. İyi olur. Bakacağım. Defne. Her yerde seni arıyorum. Bütün işi eline yüzüne bulaştırmışsın. Anlamadım. Yeni. Sen çık dışarı. Bana mı diyor? Evet canım. Kendisi isim ezberleme zahmetinde bulunmadığı için. Sen biraz bize müsaade eder misin? Sana verdiğim işi patates etmişsin. Bir yerde bir sorun mu oldu? Bir yerde mi? Baştan aşağı her yerde sorun var. Ömer seni bunca zaman nasıl çalıştırmış yanında, hayret. İstersen konumuza odaklanalım. Eğer sorunun nerede olduğunu söylerseniz... Sorun sende. Senin gibilerde. Benim gibiler. Nasıl oluyormuş benim gibiler? Normalde ev kızı olması gerekirken... şans eseri böyle şirketlerde çalışan kızlar. Verilen en ufak işte bütün vasatlığınızı ortaya saçıyorsunuz. Yani siz çok üstünsünüz, öyle mi? Öyle. Ben idealist bir iş kadınıyım. Annen sana evde yemek yapmayı öğretirken ben piyasayı kasıp kavuruyordum. Sen en iyisi annenle soğan doğra şekil. Yoksa annen sana yemek yapmayı da mı öğretmedi? Peki ya baba? O da mı sana bir şey öğretemedi? Böyle bomboş mu geldin bu yaşa? Ay yazık. Çok ihmal etmişler seni. Aile terbiyen ondan yok demek ki. Seni var ya, seni gebertirim ben, anladın mı? Seni gebertirim. Seni gebertirim. Seni Defne. O söylediğin her şeyi ağzına yedireceğim. Çık. Gel buraya. Dur. Buraya gel. Seni kapatacağım. Dur, kaçma diyorum. Kızma. Defne bir dur. Ya niye durayım ben? Niye durayım? Bıraksana. Defne. Ya bıraksana beni. Ömer bırak. Bırakmayacağım. Önce bir sakinleş. Ya niye sakin olayım ben ya? Niye sakin olayım? Olmayacağım sakin falan. Gel buraya. Defne tamam. Defne. Defne, otur şuraya bir sakinleş, gel. Defne. Defne. Defne bekle. Defne. İyi misin? İyi miyim sizce? Öyle mi görmüyorum? Ne söyledi seni bu kadar delirtecek? Ya Ömer Bey, ne olur bir şey sormayın. Benim biraz yalnız kalmam, kafamı dinlemem lazım. Olmaz, anlat bana. Ne söyledi? Ömer Bey. Defne. Dinliyorum lütfen. Abuk subuk konuştu işte. Neymiş işte, annem babam beni yetiştirememiş mi? Bana terbiye vermemiş mi? Benimle hiç ilgilenmemiş mi? İkisi de gittiği için işte. Tamam, tamam gel. İyi misin? Sakinleştin mi biraz? Ya kusura bakmayın, sizin de hiç görmemeniz gereken şeylere şahit oldunuz ama...
Yani normalde aslında ben o kadar sinirli biri değilmiş. Damarıma bastı. Tabii tabii. Kedi gibisin diyordun, panter çıktı. Gözlü yaşlı panter. Sizi de şaşırttım değil mi? Böyle dışarıdan bakınca dertsiz, tasasız, hiçbir şey sağlamayan Defne. Ama içeri bakınca... Hepimizin yaraları var. Yalnız değilsin, merak etme. Çok küçüktüm, böyle hayal meyal hatırlıyorum babamın gittiğini. Ama anne, biz böyle üç kardeş yan yana dizilmişiz, gözü yaşlı. Terk ediliyoruz. Yani ne kadar normalleştirmeye çalışsam da olmuyor. Atlatamamışım demek ki. Yani o zaman küçüktüm, çok aklım almıyordu ama büyüdükçe... Bir gün bir yerde okumuştum. Hepimizin rolleri varmış, yani toplumsal hayattaki roller. Hepimizin tek ortak noktası birinin evladı olmakmış. Hayatta hiç kimse sevmese seni mutlaka biri severmiş. Ben de annem gidince her insan olmaktan çıktım herhalde dedim. Kimsenin evladı değilim. Ben de, abim de, ekmek arası da. Ya neyse. Hiç kimsenin evladı olmamak. Böyledir Defne. Büyüdükçe kim yaralar kabuk bağlar. Kimileri de su yüzüne çıkar işte. Hayat. Bir akşam gözünde aşk tüterse. Ömer Bey, geçmiş çok teşekkür ederim. Gerçekten beni dinlediniz, sakinleştirdiniz. Gerçekten çok iyi geldiniz. Ne kadar yalnız olduğumu unutturdunuz bana. Değil. Ben varım. Ben varım. Ayrılma istersen hiç yanında. Geçelim mi artık içeri? Hadi. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Günaydın kızlar. Merhabalar, sevgiler, saygılar. Hoş bulduk canım. Ne güzelsiniz bugün. Necmi Bey, hoş geldiniz. Ben de size bakıyordum. Hayırdır, ne oldu? Kız meselesi. Ne olmuş kız meselesi? Derya, sabahtan beri 9 kere merhaba, 12 kez nasılsın, 17 kez de yahu görsene artık kız beni dedim. Bir kere beni fark edip de dönüp bakmadı. Hadi ya. Evet. Bu iş zor, yaş yani. Aa. Ama merak etme, bu şirkette çalışanların kalplerini hizaya sokacak bir planım var benim. Nasıl yani, ne gibi? Şimdi bu şirketin motivasyona ihtiyacı var Berat. O yüzden hemen bir arkadaşımı aradım. Oteli var. Hafta sonu bizi orada misafir edecek. Şirketi motive edeceğim, motive. Harika. Süper bir fikirmiş. Ben orada gitar da çalarım Necmi Bey. Süper olur, işi yürütürüm. Harikasınız Necmi Bey. Gitarı elime bir alacağım. Tırın. Süper. Bunu söyleme istersen, gerek yok, olmaz. O zaman başka bir şarkı söylerim. Yok, başkası da olmasın. Şarkı işini ben şey yaparım hayal. Tamam? Tamam. Güzel. Sen şimdi şirketteki bütün arkadaşlara bir ortak mesaj at. Hafta sonu motivasyon gezisine gideceğiz de. Tamam mı? Atıyorum o zaman mesajı. At. Sorumluluk bende artık. Tamam. Salak kız ya. Hemen üstüme atladı. Yalnız bir an gerçekten korktum ha. Ömer gelip kurtarmasa... Vay be. Demek Defne'nin de yolculuğu buraya kadarmış ha. Çektik fişini işte. Olur böyle şeyler iş hayatında. Bize de zamanında az yapmadılar. Ne yapalım? Ömer sorarsa da al işte iş vermişim yapamamış. Kanıtım da ortada yani. Hı. Aa, şirket bizi hafta sonu tatile götürüyor. Oo, ne diyorsun, iyiymiş. Yaşadık. Hadsiz kız ya. Ya üstüm başım berbat etti. Ömer inşallah gerekir. Yasemin, hemen eşyalarını topla. Bu şirketteki işin bugün bitti. Buraya kadarmış. İnsanlara karşı davranışların, üslubun, şirket duruşumuzda uyuşmuyor. Muhasebeye git, çıkışını versinler. Ama... Bugüne kadar yaptıkların için çok teşekkürler. Tazminatını kuruşu kuruşun alacaksın, merak etme. Ama şimdi lütfen, derhal burayı terk et.
nereden çıktı amca? Ne tatili? Süper olmaz mı ama Ömer Bey? Ben ayarladım. Arkadaşımın oteli var. Hafta sonunda hepimizi ağırlayacak. Krallar gibi yaşatacak. Motivasyon gezisi oğlum. Tamam amca, öyle olsun. Tamam. Bana bak gözlük. Herkese mesaj attın değil mi? Tabii tabii. Herkese attım mesaj. Motivasyon. Motivasyon gezisi mi? Nereden çıktı şimdi ya? Yasemin Hanım, ne oldu? İyi misiniz? Eve götür beni. Konuşmayacak mısınız? Atıldım. İşten attı beni. Düşünebiliyor musun beni ya? Beni. Hayat koparır bazen. Çıldıracağım Allah'ım, çıldıracağım ben. Bunu bana nasıl yapar ya? Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar? Ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst edilir günlerini. Hadi in, 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 in. Neden geldik buraya? Gel. Ha, şimdi bağır. Bağır hadi bağır. Dök bütün hırsını. Burada kimse duymaz hem seni. Ben çok yaptım, iyi çalışır. Allah kahretsin. Kahretsin. Sen beni kovamazsın, tamam mı? Sen beni kovamazsın. Hepinizden nefret ediyorum. Bu şirketten de, çalışanlarından da, hepinizden. Bunu hak etmiyorum ben. O şirkete ben herkesten çok emek verdim. Herkesten çok çalıştım. Şimdi bir salak yüzünden işimden olacağım. Bunu hak etmiyorum. Hak etmiyorum bunu. Olmaz. Tamam, 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 tamam. Dur. Bu çok saçma. Olmaz. Eve götür beni. Yok. Ben giderim. Ehliyetim yok. Tamam, sorun yok. Ben eve bırakayım o zaman seni. Selam Ömer. Ne haber oğlum? Kimse yok mu yine? Yalnız mısın ha? Ömer çok önemli bir şey oldu ya. Ne oldu amca? Yine ne oldu? Anlat. Şimdi Neriman yengen buraya geliyor. Ama biz beraberdik. Amca yengen sohbet ediyorduk, tamam mı? Neriman yengen geldiğinde öğreteceğiz, anlaşıldı mı? Yani işte beraberdik, biz oturuyorduk. Yani daha doğrusu sen oturuyordun, ben bulunuyordum. Ama şimdi ben de oturuyorum, tamam mı? Biz sohbet ediyorduk amca yengen. Kahve yaptım, içer misin? İçerim, içerim. Yeni mi yaptın? Bana da koy ama bana yarım koy. Hani daha önceden gelmişim, içmişim gibi belli olmasın, anlaşıldı mı? Peki amca, sen bahçeye çık, ben kahveyi alıp geliyorum. Tamam, ben çıkayım. Ama bak, biz 7'den beri buradayız, sohbet ediyoruz, anlaşıldı mı? 7'den beri buradayız. Amca tamam.
Tamam. Peki ne üzerine konuşuyorduk? Biz ne yaptık? Onu da bir karar verelim yani, yakalanmayalım. Amca hakikaten yeter. Dışarı çık, gelince doğaçlarız orası. Sen merak etme. Doğaçlarız değil mi? Tamam, doğaçlayalım. Ama bana kahve yarım koy, tamam mı? Tam koyma, yarım olsun. Tamam, gel. Doğaçlayalım. Evet, biz doğaçlarız. Yarım kahve ver, ben başlayayım doğaçlayalım. Hadi. Hoş geldin Ömer. Neriman hayatım. Uzun sürdü gelmen. Gel güzelim. Gel otur geç. Biz de burada Ömer'le sabahtan beri öyle. Bayağıdır oturuyoruz. Evet. Ömer sen benim yarım kahvemi niye aldın? Soğudu ya, ben bir bakayım dedim içeri bir şekilde. Sağ olasın, sağ olasın. Çok güzel, çok güzel. Ömer canım, bebeğim, nasılsın kuşum? İyiyim yengecim, iyiyim. Ya sen bir şey içer misin bu arada, gideyim? Ay yok, hiçbir şey istemem. Sabahtan beri drink, drink, drink. Ay bidon gibi doldum vallahi. Ömer, yengen ne kadar güzel değil mi? Ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Turnayı tam gözünden vurmuşum. Gece bile ışıl ışıl kadın. Anne içme. Utandı. Biz sana nasıl tanıştığımızı anlatmış mıydık? Ay, ay yapma Allah aşkına ne içme. Yo, aslında tam bilmiyorum. Yani hikayenin bir yerden sonrasını biliyorum da. Dinle o zaman. Şimdi o ilk bakış, o gözlerin ilk birbirine değdiği an, muhteşem bir an. Ben o zaman 22 yaşındayım. Öyle hızlıyım, öyle ateşliyim ki her gece İstanbul gecelerine akıyorum. Altımda süper bir araba var. İstanbul'da tozu dumana katıyorum. Çalışmak falan yok tabii. Yok canım, ne çalışması, ne çalışacağım? Salak mıyım ben? Yorulacağım. Tabii ki enerjimi gece hayatına saklıyorum. Bir arkadaşım vardı, dedi ki Necmi oğlum dedi, seni çok güzel bir kızla tanıştıracağım dedi. Tamam tanışalım dedim. Her şey ayarlandı, bir restoranda buluşacağız. Ben restoranın içeri bir girdim. İyi, o ne? Dünyanın en güzel kızı oturuyor masada. Hemen yanına gittim. Merhabalar küçük hanım, ben Necmi İpekçi dedim. Bu bir delirdi, bana bir bağırmaya başladı. Sen kimsin, serseri defol git, ne işin var burada diye. Aa, ben bir şaşırdım, süklüm püklüm gittim masama oturdum. Biraz sonra sevgilisi geldi. Bunlar sohbet ederken bir kavgaya başladılar, ama ne kavga. Sonra başladı yengen ağlamaya ve terk etti orayı. Dedim ki Necmi, işte fırsat mı fırsat, git kızın peşinden ayarla. Gerisini sen anlat. Ay canım, hemen yanıma geldi, beni teselli etti. Sonra evime kadar bıraktı. Sonra maşallah ayağı da hiç kesilmedi. Ne keseceğim ya, ne keseceğim? Ve bir bakmışız ki 30 yıl geride kalmış. İşte böyle. Ama gerçekten ben dünyanın en şanslı erkeğim. Gözlerini açıp bana baktığı zaman yüreğimin yağ eriyor ya. Vay be, şahane hikayeymiş. Ya. Ben kahvemi tazeleyeceğim. İsteyen var mı? Yok. Ay gülme, gülme. Lazım bazen. Hayat böyle her şeyi böyle tepside önüne sunmaz. Bazen cart diye çekip yanına alman lazım istediğin şeyi. Cart diye. Ay canım, sen istersen hüp diye çek. Yani kişiye göre değişir, uslubuna göre değişir. Ama aksiyon almak lazım. O şart. Doğru. Aksiyon almak lazım. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında. Kum kaldı bir kum tanesi, kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Birini mi bekliyordunuz? Senin için koskoca mekanı kapattım. Daha ne istiyorsun? Diyorsun. Ya. Ne yapıyorsunuz? Aç bacakları. Azıcık ben de ilgilenin ya. Gel ben? Gel. Ya ben bir çekirdek takviyesi yapayım. Hemen geliyorum. Oturun. İyi. Hadi. Kız. Hı. Çok mutlusun değil mi? Yalan yok. Mutluyum valla. Ya seni hiç böyle uzun süredir ben mutlu görmedim. Valla fotoğrafını çekmek istiyorum. Çek.
Evet. Gülümse. Hayda. Ya hafıza dolu diyor. Dur bir şeyler senin de yer açılsın. Ay salak oz. Neyi siliyorsun? Abimle böyle ilk taşındığımız zamanlardan fotoğraf vardı. Onu falan silebilirim. Silme onları. Ya anılarımızı niye siliyorsun? Depolasana. Ay sen şimdi benim sevgilimin niye fotoğraflarını siliyorsun ya? Depo ne be? Gel bak gel. Al. Fotoğraflarımı yüklediğim depo. Bak şimdi. Silmiyor, kolayca depoluyorsun. Hafızanda hiç dolmuyor. İndir bakayım sen şunu. Ay Nihan çok akıllısın. Ne sen bu? Dur bakayım. Şu mu? Hı. İndi. Dur şimdi çekeceğim fotoğrafını. Hadi çek. Bana bak. Heh. Şöyle ileride çocuklarıma göstereceğim, bakın anneniz çay bahçesinde çekirdek çıtlardı diyeceğim bir fotoğraf olsun ha. Tamam hiç merak etme. Hazır mısın? Gülümse ama biraz. Ay çok güzel oldu ha. Bakayım. Artık sen bunu 40 yıl saklarsın. Çevir çevir göster çocuklarını. Aferin kız ne güzel olmuş. Çekirdekler geldi. Hop. Ver bak. Anlat bakalım ne var ne yok? Şey var ya. Hı. Bizim şirketin motivasyon gezisi var. Haberin olsun. Yani abi olarak haberin olsun. Git tabii kızım. Yani şirket istiyorsa gideceksin tabii. Heh. Öyle abi diye höt höt mü edeceğiz yani? Sonuçta çalışan insansın. Vay. Dar görüşlülüğün anlamı yok diyorsun. Evet. Kadınları özgür bırakacaksın abicim. Sıkmayacaksın. Yani biz kim oluyoruz ki? Biz kimseden izin alıyor muyuz? Ha? Almıyoruz. Allah Allah abi. Nihan. Hı. Sen bunu bayağı böyle odundan yonta yonta insan haline getirmişsin. Aferin kız sana. Aşk değiştirir. Delirtir, delirtir. Aşk uçurur, uçurur. Aa, İso. Vay İso. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Çekirdek var mı? Olma mı ya? Serdar. Söyle kardeşim. Kahve senindir. Benimdir. Ha. Al yürü. Kardeşimsin be. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Ömer İplikçi ben. Defne'nin iş yerinden arkadaşıyım. Kendisiyle görüşebilir miyim? Ömer İplikçi ben. Defne'nin iş yerinden arkadaşıyım. Kendisiyle görüşebilir miyim diyecektim. Hey maşallah oğlum. Kim neyle besledi seni böyle? Sen nasıl bir şeysin böyle? Siz Türkan Hanım olmalısınız. Defne sizden bahsetmişti. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Defne evde yok. Aşağı sokakta arkadaşlarıyla oturuyor. Anladım, tamam. Tekrar kusura bakmayın, rahatsız ettim böyle. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Ey maşallah. Ay. Kimmiş şu anne? Defne'nin bir arkadaşı. Hadi gir içeri. İso be. Çok kral adamsın ha vallahi. Ama borcum borç ödeyeceğim. Tamam be oğlum büyütme ödersin. Sana vermeyeceğiz de kime vereceğiz kahveyi? Ay ben de yardım ederim. Şöyle dekorasyonu falan yenileriz. Ne güzel ya öyle mutlu mutlu insanlar.
Tamam be kızım, hemen darlanma yine. Sana da gelir sıra, bekle biraz. Defne. Defne. Ay yok, ben iyice kafayı yedim. Ömer Bey. İyi akşamlar. Bölüyorum muhabbetinizi ama biraz konuşabilir miyiz? Tabii tabii, konuşalım. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Defne, seni anlıyorum. Yani anladığımı sanıyorum. Efendim? Bak biz uzun süre anlayamadık birbirimizi. Ama şimdi galiba farkındayım her şeyin. Farkındasınız. Sen de beni anla diye geldim. Her şeyi açık açık konuşalım diye. Ömer Bey, ben gerçekten kendimde değilim. Aklım dondu yani, gerçekten allak bullak oldum. Bütün bu olanlar... Mucize gibi. Siz mucizelere inanır mısınız? İnanmak istiyorum. Geçmiş günler. Sen? Aklından geçerse. Ben bilmem. Sanki bir adım daha atsam uçurumun kenarından düşecekmiş gibi hissediyorum. Ya yalnız değilsen? Ya birlikte düşeceksek? Korkuyorum. Korkma. Ben eminim artık. Ben varım.